çıkartıyoruz artık. Ve şu an Laleş'e geldik. Ezidileri yıllardır yanlış yakıştırmalarla tanıdık. Kimi zaman şeytana tapanlar, kimi zaman güneşe tapanlar, kimi zaman da dinsizler diye andık. Tarih boyunca inançları nedeniyle uygulanan ve zaman zaman zulme varan baskılar yüzünden içe dönük, kapalı bir topluluk olarak yaşadı Ezidiler. Bu yüzden tarihin belli dönemlerinde inançlarını gizlemek zorunda kaldılar. Bugün Türkiye'de çok az sayıda kalan Ezidilerin çoğu Kuzey Irak'ta yaşıyor. Doğuk'a bağlı Şeyhan Köyü yakınlarındaki Laleş Vadisi onların haç mekanı. Onlar her yıl Nisan ayının 13. gününden sonraki çarşamba gününü yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediyor. Şerfedin hatı bu iş harbe, 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 çepurastın mürin şerbe, çepurastın mürin şerbe, çepurastın mürin şerbe. İzdiler kendilerinin dünyada tek tanrı yani Allah'a inanan ilk insanlar olarak tanımlıyorlar. Adem'den bu yana Allah'ın varlığına inanıyorlar. Tarihleri boyunca birçok dönemde diğer dinler tarafından baskı altında tutulan İzdiler hakkında tarihte bilinen 76 ferman bulunuyor. Çıkartılan her ferman beraberinde ölümü, korkuyu, baskıyı ve zorunlu göçü getirmiş. Bu nedenlerden dolayı kimi din değiştirmiş, kimi de inancını gizlemek zorunda kalmış. Yaşadıkları bölgede kalan ise uzun yıllar ibadetini gizlemiş. Kutsal kitapları Mushaf-ı Reş, Siyah Mushaf. İzdi inancının mitolojisini Şeyh Adi tarafından yazılan Kitab-ı El-Celve ise bu inancın pratik kurallarını anlatır. İzdiler günlük yaşamlarında ve attıkları her adımda Allah'ın adını anıyorlar. Onlar için yeri göğü yaratan Allah'tır. Melekleri onun emirlerini uygular. Azazi yani Melek-i Tavus'a büyük saygı duyarlar. Onu Allah'ın emirlerini uygulan birinci melek bir diğer deyişle meleklerin başı olarak kabul ediyorlar. Diğer dinlere mensup insanların sık sık tekrarladığı şeytan kelimesini kesinlikle kullanmazlar. Yanlarında bir başka insanın bu kelimeyi telaffuz etmesinden de hiç hoşlanmazlar. İzdi inancında kainat var olurken önce meleklerin yaratıldığına inanılır. İlk yaratılan Melek-i Tavus olarak bilinen Azazil'dir. Azazil, meleklerin efendisi ve en ulusudur. Diğer dinlerde Melek-i Tavus başka şekilde adlandırılır.
ancak izler onu o kelimeyi layık görmezler. Melek Tavus'tan sonra Derdail, İsrail, Mikail, Şemail, Cebrail ve Nurail yaratıldı. İzdi inancında güneş, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği nur, hayatın kaynağı ve aydınlatan ışıktır. Çarşamba seri nisane, çarşamba seri nisane, çarşamba seri nisane, çarşamba seri nisane. Şerfedin mir el divane, haber bedin Kurdistan'e, bela kabul ki imane, bela kabul ki imane. Güneş kutsaldır ve izdilerin kıblesidir. Sabah ve akşam namazlarını kılarken yüzlerini güneşe çevirirler. Namaz öncesinde kendi usullerine göre abdest alırlar. Bellerine kırmızı kemer bağladıktan sonra şeyhlerin yanında saf tutarlar. Kendi ana dillerinde dua ederler. İzdiler, güneşi kıble olarak seçmesinin nedeni, güneşin Allah'ın bir nuru olarak kabul ettikleri ve güneş olmadan ne dünyanın ne de insanlığın olmayacağına inanmaktadırlar. Her sabah ve akşam izdiler yüzlerini güneşe dönüp, bu nuru onlara bağışladığı için Allah'a şükrederler. Ezidi yani ezdan, beni Allah yarattı anlamına gelen bir kelimedir. Ezler, baki olan sadece Allah'ın olduğu ve Allah'a inanmaktadırlar. Her şeyi Allah'ın rızasına sığınarak Allah yolunda yaparlar. İzdiler kendi ana dillerinde okudukları dualarından biri de şöyle: Ya Rabbim, sen büyüksün, çok büyüksün. Ölüm vakti gelene kadar kimse senin nasıl olduğunu bilemez. İlohi ve ra'ida tavsi melaka ve yafetila ya sesadu şes tuşşaş fetil tena halkren el ve'ide ve mahi vişhude ve tavsi melaka kuhaya ezidi şerqe şame istiri bet ve ahlel khair ve ruhaka kancel ve dünyaya mahi vişhude haya دريت خيرابا بين بو ازدي ازدي بروح حقا قنجل في دنياي بصرمان بتي ازدي بتي كافر بتي عجم بت اي تشيكاز بتن خير بكفتة دلي خدي وطاوسي ملك تبسترينات ان شاء الله ما هي فيش خدي هيا خير بكفتة الفي صالي وصالة عيدا ثري صالي ويا طاوسي ملك خير بكفتة عردي خدي خالد قابك هدي وني فتيلة قريبة كنم أو فتيلة تو قريت كي بوچنا إيه دارا عدا تدوان فتيلة شي دعاية كي هر فتيلة كتو قريبة كي هر دعاية يعني هر فتيلة كهل كين أم ناوي بچوكيت خوتينين و أم ناوي كسوكارت خوتينين و ناوي برايكت خوتينين و خشكت خو إيش دار فيوالات و إيل هيرا و إينا هاتيا لالشي و أم دعاء بورت كاين و أم دعاء بخوش خدي و تواصي مالك كاين بو جميع أهل الخير وماشك وحاضر وقدر جشنا حمو إز ديال تبع قال لي إزي بيروسي كم بلي أف جشنا تواصي مالك و يعني أكد بيجن دسبيكا جيانيا دسبيكا جياني اشتدت في قريدايا فتيلا بأكتر يامي هي بارت شارشا ميدين هالكرن أو هكسا كي داخوازك وهاي دا خوازا ماجي كاب يعني كي هندا كام رازا هاي دهنا مراز يدخوا اسنا باش متا هكا سكي بزواجي بغريدا يا يانجي شونا خارج بغريدا بس خدي مراسي حمو كاسيب كتو ان شاء الله بتصالة خير وخوشي وكفايا قالي اس دي ارام سرجي وارد خدا يعني ام بيني وكي ايرو هاتينا زيارات يعني
يعني بهنا دنيا بهنا قلك خوش راسي بهنا مروي فراد بيت يعني جهه كرامتي يعني بخوش لازم رئيس قلتنا كان بصرها بالتايبات بوفي جهين اف جهه جهه كي تايبات جهه كرامتي جهه عادات وتقاليد ما از ديانا ان شاء الله خدي خير حمو كاسي بني بيتو ان شاء الله وقت يركا سبيت مرازا خو مرازا حمو كاسي ويا كي جو كرا ويا بان دان عبريت ماي هري بيشت مرازا خو يعني ورسمي بيت جاشني جي تايبات وخدي خير حمو كاسي بني بيتو ان شاء الله بتصالح خير وخشكي سبايا سبي ملاتي دابيتن خير بيسر تشاوان İslamiyet'te olduğu gibi İzdilerde de oruç farzdır. Yılda 3 gün oruç tutarlar. Ancak şeyh ve pirlerin orucu daha uzun sürelidir. Aralığın ilk pazartesi ve takip eden 3 gün oruç tutarlar. Yalnız şeyhler kışın 40, yazın 40 gün çile ve sabır orucu tutarlar. Oruç süresi boyunca kutsal Laleş Vadisi'nde kalırlar. İzdiler için en önemli kutsal mekan da Şeyh Adi'nin mezarı bulunduğu Laleş Vadisi'ndeki tapınaktır. İzdi inancında Laleş Vadisi dünyanın mayası olarak kabul edilir. Allah dünyayı yaratırken ilk toprak parçasının burada oluştuğuna inanırlar. İzdilere göre Allah'ın Adem'i yarattığı toprakta Laleş'te akan beyaz su ile çamura dönüştürülmüş, bu nedenle beyaz çeşmeden akan su kutsaldır. Ve Laleş'e gelen her izdi mutlaka bu sudan içer. Çocuklar bu suyla mühürlenir. Mühürlenmek bir nevi vaftiz görevi olarak bilinmektedir. Bu suyu içmek, çıktığı kaynağı gezmek ibadetin bir parçasıdır. Mitolojiye dayandırılan Laleş Vadisi birçok açıdan izler için önemlidir. İzdi inancını yayan Şeyh Adi'nin Laleş'e yerleşmesi ve ölünceye kadar burada kalması da ayrı bir anlam katıyor. Arafat Dağı'nın en yükseğine çıkıp ateşin etrafında 3 kez dönülmesi ise Şeyh Adi'ye duyulan saygının bir ifadesidir. Şeyh Adi sanılanın aksine izlilerin peygamberi değildir. Çünkü ezdilikte peygamber inancı yoktur. Şeyh Adi kendini Allah yolunda iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe adamış, insanların hak yolunu bulmaları konusunda onlara yardımcı olan saygın bir yol gösterici olarak kabul ederler. Şeyh Adi, herkesin inancını ayırmaksızın saygı göstermiştir. İlim, irfan ve hoşgörü sahibi olmasından dolayı ezdi cemaati tarafından örnek alınan ve yüceleştiren bir din alimidir. Şeyh Adi döneminde Laleş'ten gelip geçenlerin her zaman tok ayrıldıklarına inanıldığı için sürekli içi ekmekle tutan bir oda vardır ki bu Laleş'in bereketini sembolize eder. Laleş Vadisi'nde ailelerin yaşadığı evler de bulunmaktadır. Bu tarihi evlerde ikametgah edenler kendilerini tamamen izlilik inancına ve kutsal Laleş Vadisi'ne hizmet etmeye adamışlardır. Tapınağın temizliği, ziyarete gelenler ile ilgilenme ve onlara yol gösterme, dini bilgi verme, buradaki gönlünü şeyh, pir gibi insanlara ait. İzdi cemaatinde pirlerin yeri şeyhler gibi inancı doğru yönetmek, müritleriyle ilgilenmekle görevlidir. İzdilikte erkek gibi kadınlar da pir olabiliyor. İzdilikte ruhban sınıfı evlenebiliyor. Evlenmek için bir karar yoktur. Evlenmek için yasak ya da zorlama yoktur. Laleş'teki üçgen şeklindeki kubbenin çeşitli anlamı var. Bu kubbedeki şekillerin anlamı ise şöyle. Kubbenin en tepesindeki figür güneşi simgeliyor. Kubbenin etrafında üçgen şeklinde aşağı inen çıkıntı halindeki hatların sayısı 24'tür. Her bir hat saat dilimini temsil ediyor. Yani bir günün 24 saat olduğu anlamına geliyor. Alttaki çember şeklindeki üst üste dizilmiş tabaka ise dünyanın 7 kattan olduğuna inancını yansıtır.
شرفدین هات بوش خربه و شرفدین هات بوش خربه شرفدین هات بوش خربه و شرفدین هات بوش خربه شرفدین هات بوش خربه چپ و راستن مرنش کربه چپ و راستن مرنش کربه چپ و راستن مرنش کربه Tapınağın giriş kapısında bulunan yılan figürü. Bu figür Nuh peygamber gemisinin Laleş Vadisi'nden geçerken daha çarpması sonucu meydana gelen deliği gövdesiyle kapatarak su almasını önleyen kara yılanı simgeliyor. Bu yüzden kara yılan izdiler için dokunulmazdır. Şeyh Adile kardeşine ait olan mezarlar tapınağın içinde iki ayrı bölümde bulunuyor. Ziyarete gelen izdiler mutlaka Şeyh Adil'in mezarı etrafında dönerek dua eder. Bayramlardaki semah gösterileri ise burada yapılır. Gizemlerle dolu tapınağın içindeki her bölümde inancı temsil eden ayrı semboller bulunmakta. Ziyaretçiler arasında kimi gözünü kapatıp kırmızı renkli bir bezi duvarın yüksek bir noktasına fırlatırken dilek tutar. İzdilerin en kalabalık nüfusu Irak'ta yaşıyor. Köylerde İzdileri geleneksel giysileri içinde bulmak her zaman mümkün. İzdiler kendi tarihi içinde yok olmamış ama nüfusları artacağı yerde çeşitli nedenlerden dolayı azalmış. Buna rağmen İzdiler geleneklerini kaybetmemiş, eski bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Irak'taki izlerin en kalabalık nüfusu Musul'a yakın Şengal bölgesinde yaşıyor. Bu bölgedeki izler IŞİD vahşetinden önce 350 bine yakın nüfusu Chiayi Şengal olarak bilinen Şengal Dağı'nda yaşamaktadır. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan İzdiler, baskıcı Saddam rejimin politikası gereği yerlerinden sürülmüştü. İzdi kaynaklarına göre Irak'ta yaşayanların sayısı 600 bine yakın, diğerleri ise Avrupa ülkelerinde sığınmacı. Yaklaşık olarak dünya genelinde 1 milyona yakın nüfusa sahiptir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan İzdiler, hac mevsiminde Laleş'e akın ediyor. Buş harbe şerfedin hat buş harbe çepurastın mirinç kerbe çepurastın mirinç kerbe çepurastın mirinç kerbe Çarşamba seri nisane, çarşamba seri nisane, çarşamba seri nisane, çarşamba seri nisane. Şerfedin mir el divane, haber bedin Kurdistan'e, bela kabul ki imane, bela kabul ki imane. Irak'ın kuzeyinde yaşayan İzdiler, Saddam dönemine göre bugünkü durumlarından memnun görünüyorlar. Çünkü Saddam rejimi topluluk olarak kabul etmediği ve okul bile yaptırmadığı İzdiler, şimdi anayasal güvence altında ve siyasete kendilerini temsil edebiliyorlar. Saddam'ın gidişiyle birlikte kurulan yeni hükümette iki İzdi parlamenter yer aldı. Müzik
İzdilerin her yıl kutladıkları iki büyük bayramdan biri de yeni yıla giriş ve diğeri de Cema Bayramı, yılbaşı bayramı. Her yılın 13 Nisan'ından sonra gelen ilk çarşamba günü kutlanır. İzdiler için sadece Nisan ayının ilk çarşambası değil, tüm çarşamba günleri kutsal kabul ediliyor. Çünkü Allah'ın dünyayı çarşamba günü yarattığına inanıyorlar. Nisan ayında Irak ve yurt dışından yaşayan İzdiler Laleş'e akın eder. 11 Nisan itibariyle İzdiler yaşadığı yerleşim birimlerinde bir hareketlilik başlar. Her evde yeni yılın başlayacağı gece Laleş'e götürülecek çeşitli yiyecekler hazırlanır. Evlerin kapılarına kırlardan toplanan kırmızı çiçekler asılır. Evlerin kapılarına asılan kırmızı kır çiçekleri gençliğin sembolü, yaşamın süsü ve baharın habercisidir. Bu yüzden İzdiler için kutsaldır. Şerfedin hatı bu iş harbe, 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 çepur astın mirin şerbe, çepur astın mirin şerbe, çepur astın mirin şerbe. Evlerin kapılarına asılan kırmızı kır çiçekleri gençliğin sembolü, yaşamın süsü ve baharın habercisidir ve bu yüzden İzdiler için kutsaldır. Çarşamba günü öğleden sonra Laleş Vadisi yavaş yavaş İzdiler ile dolmaya başlar. Ziyarete gelen tüm insanlar çıplak ayakla dolaşmak zorundadır. Çünkü Laleş'te yere çıplak ayakla basmak birliği sembolize eder. Saat 16'ya gelindiğinde en büyük dini lider Baba Şeyh de tapınağa gelir. Baba Şeyh, İzdi inancına göre ibadetini yaptıktan sonra yerine oturur. Onun oturduğu yerde piller ve diğer ziyaretçiler de yerlerini alır. Gelen herkes önce Baba Şeyh'in elini öper. Baba Şeyh de onlara Allah ömrünü uzatsın dileğinde bulunur. Laleş'e gelen İzdilerin etrafta bulunan taşların öpmesi de şu şekilde açıklanmaktadır. Şeyh Adi Zaman'ın yolu Laleş'e düşüp doğru yolu bulan çok kişinin olduğunu söylemektedirler. Kendilerini ölünceye kadar Laleş'e ibadet etmeye adamışlar. Laleş'te oturmuş müritlerine bilgilerini, öğütlerini burada aktarmışlar. Bu yüzden bazı yerler İzdiler için kutsaldır. Ne zaman bu kutsal yerler öpseler, büyüklerin huzuruna gitmiş gibi hissederler. İnsanlar kendi aralarında rengarenk boyanmış yumurtaları tokuştururlar. İzdilerin inancında yumurta hem bereket hem de yaşamın çekirdeği anlamına geliyor ve kutsal sayılıyor. Bayramın en renkli yiyeceği yumurtadır. Boyanan yumurtaların içinde küçük bir ruh olduğuna inanılır. Bu nedenle yumurtalar tokuşturulurken dilek tutulur. Güneş batmaya yakın Laleş'te kalabalık artar ve görevliler taş duvarların dibine kutsal ateşi yakar. Akşama doğru herkes zeytinyağına batırılmış pamuktan fitili yakmak için ellerinde bir taş ya da mermer parçası ile hazır bekler. Zamanı geldiğinde herkes aynı anda ellerinde hazır bekledikleri fitilleri yakıp hep beraber kutlama yaparlar. Ortalıkta tam bir şenlik havası eser. Böylece Laleş Vadisi yeni yılın ilk dakikalarında kadınların zırgıt sesleri ile yankılanır. Şerfedine üç dinemeye, 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 ev ataca seremeye, evroniya çavimeye, evroniya çavimeye. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde bu sefer mezarlık ziyaretleri gerçekleşir. Mezarlık ziyaretleri çok önemsenir. İnsanlar yakınların mezarını ziyarete giderken en yeni elbiselerini giyer. Mezarlık ziyareti sırasında yanlarına çeşitli yiyecekler getirir. Mezarların başında
Kaval ve def eşliğinde ağıt yakılır. Mezarlıktaki dilek ağaçlarına da bez bağlanılır. Mezarlık ziyaretlerinde insanların yanlarına getirdikleri yiyecekler de ölülerin hayrına, ziyarete gelen kişilere dağıtılıp ölen yakınlarının diğer dünyada o yiyeceklerden yiyeceğine inanılır. Ayrıca mezarlık ziyareti İzdi gençlerini tanışması için de bir gelenek haline gelmiştir. İzdi toplumun yapısı kas sistemi üzerine kurulmuştur. Şeyler, pirler, miller ve müritler. Buradaki kas sistemi oldukça katı kurallara birbirinden ayrılmıştır. Her izdi kendi kasında olan kişilerle evlenebiliyor. Kas sisteminin amacı kutsal soydan gelenlerle diğerlerini birbirinden ayırmaktır. En üst tabaka olan şeyler ve pirler ruban sınıfını oluşturur. Şeyler ve pirler yılda en az bir kere müritlere nasihat verir. Müritler şeylerin ve pirlerin gösterdiği yolda ibadetlerini gerçekleştirirler. Kısacası izdiler de Orta Doğu'nun en eski halklarından biri. Onlar da inançlı, Allah'ın birliğine inanıyorlar. Yani Allah'a giden kapı bir ama anahtarları farklı. Sırf inançları farklı diye tarihin birçok döneminde defalarca zulme uğrayan izdiler, haklarında çıkartılan olumsuz söylentilerin aksine Allah'ı tanıyan son derece inançlı bir toplum. Günlük yaşantılarında attıkları her adımda, yaptıkları her işte Allah'ın adını anarak başlıyorlar. Azazil yani Melek-i Taus'u Allah'ın elçisi olarak kabul ediyorlar. Güneşi ise hayatın kaynağı olması sebebiyle kıble olarak seçiyorlar. Kısacası onlar da Allah'a inanıyorlar. Ancak ona ulaşma yolları farklı. Tıpkı her inançta olduğu gibi. Şerfedine üç dinemeye, şerfedine üç dinemeye, şerfedine.